Harika bir pazar sabahından hepinize günaydın. Günaydın. iyi pazarlar herkese. Daha genç, daha güzel, daha bakımlı nasıl olabiliriz? Bu haftada Profesör Doktor Birol Cevelek'le konuşacağız ve alanında uzman konuklarımızdan estetik dünyasındaki en yeni gelişmeleri dinleyeceğiz. Evet, tepeden tırnağa estetikle ilgili her şeyi konuştuğumuz bu programda yine sizlerle beraberiz. Bakalım neleri konuşacağız bugün. Daha genç bir cildin sırrı nedir? Bölgesel incelme yöntemleri neler? Cildimizdeki kolajen eksikliğini nasıl gideririz? Botoks ve dolgu uygulamalarını kimler yaptırabilir? Güzelliğe dair en yeni gelişmeler bu hafta işimiz estetikte. Medikal estetik hekimi Doktor Gizem Geylani cilt gençleştirme yöntemleri, medikal estetik hekimi Doktor Beste Odabaşı kolajen enjeksiyonu, beslenme uzmanı Gülşen Altın ise karın bölgesindeki yağlanmalar ve bölgesel incelme hakkındaki merak edilenleri anlatıyor. Sevilay Öztürk ve Profesör Doktor Birol Civele'nin sunumuyla işimiz estetik. Birazdan başlıyor. Değerli izleyenler bu haftada stüdyomuzdaki uzman konuklarını sormak istedikleriniz olursa sizlere hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum 0 212 441 66 33 bizlere Ayrıca bip ve WhatsApp hattından da ulaşabilirsiniz 0 546 560 17 0. Evet bu hafta da yine çok değerli konuklarımız var. Ee, çok hoş hanımlarla beraberiz. Evet. Hocam siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi programın sonunda bu hafta sizde de botoks ve dolgulardan bahsedeceğiz. İzleyicilerimize hemen onu da belirtmek istiyorum. Programın sonuna kadar bekleyin. Bakalım botoks ve dolgu ile ilgili evet. neler bilmemiz gerekiyor. Evet değerli konuklarımız harika bir pazar sabahında sizleri ağırlıyoruz. Burada ne kadar mutlu. Ee, hemen Gizem Hanım sizle başlamak istiyorum. Medikal estetik hekimi Doktor Gizem Geylani. Merhabalar. Gizem Hanım siz kendisine de zaten özen gösteren bir hekim olduğunuzu buradan böyle görüyoruz. E, hem cihazlı yöntemler hem de enjeksiyonlu yöntemlerle yüz gençleştirme uygulamaları yapan bir hekim olarak son dönemdeki yeni gelişmeleri bize biraz anlatır mısınız? Tabii seve seve. Ee, teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında çok güzel yeni cihazlar ve çok güzel yeni preparatlar çıktı ama e, güzel bir şeyin çıkmasından ziyade aslında süreci kontrol etmek ve kontrol altına almak en doğru yöntem. Ben bana başvuran hastalarıma genellikle ilk önce şununla başlıyorum. Ee, problem nerede ve nasıl çözümlenebilir? Önce bunun ne olduğunu anlarsak, ne yapacağımızı ve nasıl yol alacağımızı, yol haritasını çizmek çok daha kolay ve efektif oluyor. Ee, genel anlamda medikal estetikteki uygulamalarımız iki alan. Bunların bir kısmı anti-aging uygulamalar, bir kısmı well-aging uygulamalar. Bu ne demek? Anti-aging uygulamalarda, aslında İngilizcesinin tam tam olarak Türkçe'ye çevrilmişi yaşlanma karşıtı. Evet. E, well agingler güzel yaş alma, güzel yaşlanma süreçleri. Bunu biraz daha well aging kısmında Dolgu Botos gibi Doktor Bey zaten anlatacakmış birazdan. Evet. E, Anti-aging kısmında ise e, temel olarak cilde kontrollü hasarlar verip bu hasarlarla cildin kendini yenileme mekanizmalarından faydalanıyoruz. Tabii bu arada da... Dediğim gibi yeni çıkaran preparatlarla birlikte cilde ihtiyacı olan vitaminler, hiyonik asit, kolajen bunun gibi çok maddeyi de aynı zamanda enjekte edebiliyoruz. Bu nedenle vel well aging grubunda dolgu ve botoksun popüleritesi hiçbir zaman bitmeyecek. Ama anti aging kısmında yeni teknolojilerle şunlardan çok faydalanıyoruz. Eskiden yaptığımız lazerlerde hasta bir ay dışarı çıkamazdı. Şimdi bir iki günlük bir devamındaki sosyal anlamda problemli aynı etkiyi hatta çok daha iyi etkiyi alabiliyoruz. Ya da enjekte edilebilir preparatlarda daha önce 8-10 seans yaptığımız işlemlerin sonucunda aldığımız sonuçları artık 1-2 seansla alabiliyoruz. E, bu şekilde tabii ki artıları var. Ama anti-aging'lerde son zamanlarda lazer grubunda özellikle tüylü lazer çok popüler bunu söyleyebilirim. Hı hı. E, enjeksiyonlu yöntemlerde de hiyonik asit bazlı enjeksiyonlar ve kolajen enjeksiyonlarının çok popüler olduğunu söyleyebilirim. Son evet Gizem Hanım çok güzel söylediniz. Hakikaten güzellik ya da gençleşme ya da e, genç kalma, iyi görünme ben ona genellikle fresh görünme İngilizce tabiriyle dinç görünme bunlar önemli şeyler. Hakikaten bunu sadece hasta geldiği zaman ben e, kaşlarımı kaldırmak istiyorum, kırışıkları engellemek istiyorum, görünmesin istiyorum dan ziyade dediğiniz gibi bir sürü ajan çıkıyor, ilaç çıkıyor, preparat çıkıyor. Bunların hepsini birlikte düşünmek gerekiyor, değil mi? Yani sadece botulinum toksini ya da dolgu gibi değil, öyle bile gelse hastalar, değil mi? Yani bunlara diğer yardımcı modaliteleri de ee, önermek gerekiyor değil mi? Ne dersiniz bu Tabii konuda? Kesinlikle. Biraz daha açabilir miyiz? Ee, aslında biraz önce de anlattığım gibi anti aging yöntemler biraz daha spor yapmak gibi, beslenmek gibi. Ben hep Hı -hı. öyle anlatıyorum. Hı -hı. Hastalarıma da şöyle açıklıyorum bunu. Bugün 5 saat koştunuz. Yarın vücudunuzda bir şey değişmeyecek. Anti aging yöntemler de öyle. Bugün ben size istediğiniz işlemi yapayım. Yarın hemen cildiniz değişmeyecek ama düzenli yapılan bir e, estetik planlamayla birlikte düzenli yapılan işlemlerle sonuç gerçekten çok muazzam olacaktır. Tabi burada en önemli noktalardan biri de şu. Bunu aslında bazen bizler de hekim olarak e, unutabiliyoruz. Hı. Hastamız geliyor bize şunu söylüyor. İşte örnek veriyorum. Nazolabial yerlerimden şikayetçiyim. Bir dönem gerçekten biz sadece hastanın nazolabialine müdahale gülme ediyorduk. Çizgileri. Ay, aynen gülme evet. çizgileri, burun dudak arasındaki evet. çizgiler. Hı hı. Bir dönem biz sadece oraya müdahale ediyorduk ama artık e, bizler de aslında Bilinçlendik. hastalarımız da bilinçlendi. Tabii ee, şimdi biliyoruz ki yüz aşağıya ve öne doğru sarkma sürecinde bizim hedefimiz genellikle yüzü geriye ve yukarı doğru toparlamayla alakalı oluyor. Dolgu ile botoksla bunu belli bir noktaya kadar yapabiliyoruz. Tabii ki bu işimizin asla vazgeçilmeyen bir parçası dolgu ve botoks ama anti aging yöntemlerle bağ dokuyu sıkılaştırmak, kolajeni arttırma arttırmayla birlikte asıl istediğimiz sonucu daha net alabiliyoruz. Bu nedenle e, önceliğimiz her zaman yine hastamızın kendinde gördüğü problem. Tabii Çünkü ki. hasta örnek veriyorum çok güzel bir kadın yanınıza geliyor alnı kırış kırış ama onu görmüyor. Dudağının kenarındaki ufak bir sivilceyi kafaya hmm, takabiliyor. Doğru. Şimdi siz onu halletmeden hasta zaten mutlu olmuyor. O nedenle hastanın gördüğü problemden başlayıp bütünsel bir yaklaşım her zaman en doğrusu. En doğrusu. Gizem Hanım çok teşekkür ederim. Hemen buradan diğer konuma dönmek istiyorum. Yine medikal estetik hekimi Beste Odabaşı. Beste Hanım hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi bu kolajen vücudumuzda yaşlandıkça azalıyor diyoruz. Kolajen, evet. kolajen diyoruz. Kolajen tedavileri diyoruz da bize önce bir kolajeni anlatır mısınız? Kolajen nedir? Neden azalır? Ve sonrasında biz bunu nasıl artırabiliriz? Şimdi kolajen normalde bizim vücudumuzda var olan bir şey. Biz sadece buna ek takviyelerle biraz daha arttırmak, onun yapımını arttırmak gibi bir çaba içerisindeyiz. İşte danışanlarımız genelde özetlersek cildimin parlaklığı gitti, mat hissediyorum, daha bebeksi bir görüntü istiyorum diyerek bize bu anlamda başvurduğunda yine Gizem Hanım'ın da dediği gibi vitamin injeksiyonları ile kombine yaparak bir protokol oluşturup hastanın o ve Veksi görünümünü küçük iğnelerin yardımıyla elde edebiliyoruz. Kolajen normalde vücudumuzda var ama yaşla birlikte azalma meyiline gidiyor ve biz bunu beslenerek veya bazı takviyelerle alabiliyoruz. Fakat cildimizde örneğin yüzümüzde, alnımızda, boynumuzda yapacaksak bu işlemi tabii direkt o bölgede uygulama yapılması çok daha mantıklı. bunda beslenmenin de çok faktörü var. Yaş faktörü var, e, sigara içiminin faktörü var. Yani bunlar hepsi bir kombin. Yani kolajen tek başına bir destek esasında hı hı. ama bu desteği ne kadar kaliteli hale getirebiliriz ona bakmamız önemli. Peki hangi yaştan itibaren bizim kolajenimiz azalmaya başlıyor? Yani ortalama 25'li yaşlar, e, 30'lu yaşlar Zaman çok acımasız hocam 25'lidir ee, daha çok yani bebek daha minimal yani. Minimal ama yaşlılık belirti. <laughs> Sonsuza Bey de kadar öyle gençlik düşünecek. yok. Forever yok. young yok ya. Yani. öyle bir şey yok <laughs> evet. ama... İşte doktorlarımızla ya, zamanı beraber. O doktorlar Tabii, doktorlarımız sayesinde. Yani güzel yaş alacağız. Evet. Hani yaşlanmayacağız. Güzel yaş alacağız diyelim. Peki kolajeni Veci Hanım nasıl uyguluyorsunuz? Ya, Enjeksiyon kolejeni... şeklinde mi? <laughs> ne sıklıkta? Bundan biraz bahsedebiliriz. Kolajeni ortalama 15 gün aralarla 4 seans gibi bir uygulama yapıyorum genelde. Aralara belki vitamin enjeksiyonları koyabiliriz. tedavi. kombine tedavi. Ee, kombine tedavi? Tabii <laughs> hastanın durumu önemli, beklentisi önemli. Hastanın beklentisine göre onun cildinin İhtiyacına göre bunu belirliyoruz. Yani 4 seans bir yıllık süre için yeterli bir uygulama oluyor. Her yaş için mi geçerli peki bu 4 seans bir yıl içinde yani uygulama? Yine ciltteki hasara, hmm. duruma göre. Tabii yani ihtiyaca göre. göre yani Hı -hı. bunu 25 yaşında da bir hastamıza uygulayabiliriz veya da çok daha ileri yaştaki bir hastamıza evet. ya da akne skarları olan bir hastamızda da çok iyi sonuç alabiliriz. Ya da iğneleme tekniklerinden destek alarak başka şeyler ilaç karışımlarıyla kombine edebiliriz. Hı hı. E, bu şekilde bir uygulamayla kolajende sonuçlar oldukça iyi. Çok da parlak bir cilde kavuşabiliyoruz. Ya bebek Peki, daha pürüzsüz. yapılamayacak insan tipi var mıdır? Kimlere yapılamaz? Yani gebelerde uygulayamayız. E, Otoyumun hastalığı olan bireylerde uygulayamayız. Yani şu an açık yarası olan veya cerrahi geliştirilmiş bireylerde uygulayamayız. Hı hı. Onun dışında bir tedavi sürecindeyse, örneğin kanser tedavisi alıyorsa o hastada o dönem için uygulayamayız. Bunun dışında alerjik bir şey değil. Hı, alerjik bir yapısı yok. Ama tabii hastanın bazı bireylerin olabilir. Onu iyi teyit ettikten sonra o kişilerde uygulama yapılabilir. Şimdi alerji dediniz Vesta Hanım. Biz tabii meslek gereği de ilk dolgular çıktığında kolajenle başladı. Bütün dünyada kolajen enjeksiyonlarıyla başladı. Hatta şimdi bile bazı hastalar kolajen enjeksiyonu yapıyor musunuz diye e, isim Değil olarak ya. öyle kalmış. Dolguların bazıları tarafından hala bu şekilde görüldüğünü biliyoruz. Şimdi onlarda da tabii kolajende biz ilk zamanlar bir kolda test yapıyorduk. Ama anladığım kadarıyla ürünlerin, teknolojinin gelişmesiyle beraber... Kolajen enjeksiyonlarında da bir gelişme var. Alerji yok dediniz. Mutlaka her şeyin aldığınız Mutlaka. basit bir ağrı kesicinin bile alerjisi olabilir. Ama anladığım kadarıyla bu kolajen enjeksiyonlarında öyle eskisi gibi alerjik reaksiyonlar ya da test etmeyi gerektiren bir durum söz konusu değil. değil. Bunu biraz daha açarsanız ee, belki tabii, teknoloji ilerledikçe bizim e, esasında her anlamda gücümüz artıyor bu estetik tabii. anlamda. E, şu an tamamen e, o araştırmalar yapılarak, ürünler hazır olarak geliyor. Sadece e, sulandırma işlemini yaptıktan sonra e, bu uygulamayı yapıyoruz. E, tamamen e, dediğiniz gibi o ayrıştırılarak geliyor ve e, herhangi bir alerjik e, reaksiyon, reaksiyon e, ben olmuyor. kendi adıma gözlemlemedim ya da yayınlanan bir şey okumadım. Peki kombine olarak neler Nelerle birleştirip böyle daha iyi bir sonuç elde etmeyi tercih ediyorsunuz? Yani 4 seans öneriyoruz bir yılda Hı -hı. bireyin durumuna göre ama, ama genelde bir şey ben onu Hı -hı. mezoterapileri aralara vitamin enjeksiyonları koyarak bir 6-8 seans gibi bir süreye yerleştirip daha uzun vadede hastanın bu sonucu görmesini istediğimiz Hı -hı. için genelde kombine tercihler daha iyi sonuçlar veriyor. Peki Bess Hanım bu kolajen uygulamalarını yaptıran kişi bunun kalıcılığını da merak ediyordur. Tabii ben bunu yaptırdım senede 4 seansla evet, 8 4 seans, seans dediniz arasında hı hı. gelişiyor çünkü içinde biraz da dolgu da var değil mi bu kolajenin aslında dolgu diyoruz hani. Hı -hı. Tabii ki bunun Belli, amacı belirsiz. boşlukları doldurmak değil. Sadece bu var olan kolajenimizin biraz daha bu çok sevdiğimiz bazı hücrelerimiz var. Onları biraz daha hareketlendirsin diye ilave Hı -hı. olarak yaptığımız bir şey. o yüzden boşluk doldurmak amaçlı kolajen yapmıyoruz. Yani o evet. dolgulardan ayırmak gerekiyor tabii. onu. Hı -hı. O sadece canlılık katsın, biraz daha pürüzsüzleştirsin, işte skarları yok etsin. Evet. Amacıyla uygula. Ama 4 seans gibi bir süre uygulandığında ortalama 12 ay bir etki görme şansımız var. Bireyin tabii ki hasarına da bağlı bu durum. Yani evet, yüzündeki hasara. Bir de hasta da kendine kendi üzerine düşen görevleri de doğru tabii. bir biçimde yaparsa Kesinlikle. aslında her uygulamanın kalıcılığını Belki biraz daha uzatabiliyor, değil mi? Kesinlikle, yani ortak bir e, karar. sigara içmemek, Mesela, bol su tüketmek, doğru beslenmek, iyi beslenmek, hı. E, spor yani, yapmak, spor evet. yapmak, yani evet. hepsi bir bütün. Sonuçta Kesinlikle. sadece bizim yaptığımız işlemle e, bunun çok e, mükemmel olmasını beklememiz de doğru değil. Evet. O yüzden bu dediğiniz gibi kombine e, çalışacağız hep beraber. Herkes kendi üzerine düşen görevi Aynen. yapacak, sonunda da güzelleşecek. Aynen. Çok teşekkür ederim Beste Hanım, size daha çok sorum var ama hemen yeni konuma dönmek istiyorum. Beslenme uzmanı Gülşen Altın hoş, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi yaz geliyor. Hepimizde bir panik ama bu göbekleri çeke çeke dolaşamıyoruz tabii. Neden en çok biz karın bölgesinden yağlanırız hocam? Şimdi şöyle tabii bunun birçok faktörü var. Ee, öncelikle kadınlarda menopoz döneminde sadece karın bölgesi ağırlıklı olarak karın bölgesi yağlanması olur. Ama bir de tabii erkeklere de bakmak lazım. Erkeklerde de. Ee, uzun sofralar ve özellikle alkol. Erkeklerde maalesef kadınlardan daha yüksek bir seviyede alkol var. Hı. Her ikisinde de tabii ana tabanına bir de baktığımız vakit e, bunlar e, insülin direncinin aslında bir yerde de e, zeminini oluşturuyor. Hı. Yani e, kişinin çok yüksek alkol alması veya gün içerisinde çok e, sağlıksız beslenmesi, fazla hamur işi veya e, karbonhidrat tüketmesi, evet. hareketsiz kalması şu an dünyada insülin direnci hastasının e, sayısı da ciddi bir patlama var. İleride de şeker e, hastalığına davetiye tabii çıkartıyor şimdi değil mi? İnsülin direnci yani şu an sokaktan 10 kişiyi çevirelim 8'inde insülin direnci veya reaktif progresi ve hasta olma olasılığı test yaptığımız vakit e, kesin. Yani kesin gözüyle. Dolayısıyla bu kişilerdeki yağlanma ee, hemen göğüsün altında Miteden midede başlıyor. ve alt karın bu ön bölümünde bu şekilde bir de arkaya yana doğru yani arka simitler. tarafta simitler de oluşur ve ciddi bir sorundur. Çok sıkı bir yağlanmadır. Hı -hı. Çabuk çözülmez, çok zordur. Siz diyet yapsanız dahi cevap vermez. Evet çok zayıf insanlar görüyorum ama hala simit var bende diyor. Göbekler var ya da Dediğiniz gibi peki bunun çözümü nedir hocam? Ya temeline baktığımız vakit önce şuraya bakmamız lazım. Bir bu yağlanma neden var? Hangi yağlanmalar ve niçin var? Yani e, tiroidden, insülin direncinden, hipogliseminden, menopozdan veya polikistik overden mi gerçekleşiyor? Hı. Önce bunu incelemek gerekiyor. Ondan sonra da çözümüne bakmamız gerekiyor. Şimdi ben ekranlardan hep şunu söylüyorum. Bilinçli olmak gerekiyor. Hastanın evet. da şimdi doktor arkadaşla bunları konuşuyor. Hastanın da biraz bilinçli olması gerekiyor. Bilgilenmesi gerekiyor. Doğru. Sadece ilk başta hemen cihaza girmek doğru bir yöntem değil. Tam tahlil alınacak. Ne var bakılacak. O tedavisi yapılacak. Ondan sonra da cihaza başlanması gerekiyor hı hı. ki biz bunun gerçekten hani buzdağının altını görelim. Altını o iceberg'in altını tedavi edebilin. O zaman kesin ve net sonuç olabiliyor. Çünkü evet. bu böyle olmazsa bu sefer şöyle e, şikayetler geliyor hastalardan ama ben girdim hiç sonuç almadım. Doğru cihaz, hı hı. E, doğru tedavi programı, program, doğru tedavi programı. Çünkü en önemlisi burada hekimin yaptığı doğru tedavi programıdır. Hı hı. Hep bunu söylüyoruz. Yani Hiçbir cihaz, hiçbir yeni iğne enjeksiyon tek başına e, bize hiçbir yere götürmez. Tedavinin onu yapan hekimin tedavisi, hastaya bunu aksettirmesi çok önemlidir. Evet. Doğru bir şekilde yönlendirmesi ve o tedavi çizginde gidilmesi tedaviyi sonuçlandırır. Hastanın da bunu iyi takip etmesi gerekiyor. Eğer sonuç bekliyorsak, evet. hastada disiplinin olması gerekiyor. Evet. Ben biraz Alman disiplinli çalışan bir kişiyimdir, hastama onu söylerim. Biz çok iyi sonuç alacağız ama siz de buna uyumlu bir şekilde çalışmak zorundayız. Yani siz şunu diyorsunuz, ben bu enerji bazlı cihazları kullanırken diyette öneriyorum. Diyet ben öneriyorum, da. Tabii Şimdi kesinlikle öneriyorum. Bizim de mesleğimizde kesinlikle. Kar karın bölgesinin hakikaten çok dirençli olduğunu evet. biliyoruz. Özellikle evet. kadınlarda. Tabii, e, doğumlar falan da etkiliyor tabii, değil çok, mi? çok etkiliyor. Karında değil mi? En tabii. dirençli yer belki de karın bölgesi. Kar, karın bölgesi. Erkeklerde karında tabii. da. Ama Aynen. enerji bazlı sizin de kullandığınız evet, cihazlarda evet. tahmin ediyorum cilt altındaki yağlara yönelik yapıyoruz değil mi? Yani Aynen. göbek içindeki, karın iç kısmındaki e, etkili olabiliyor mu acaba bu cihaz? Yani cihazla? şöyle, şimdi birkaç çok cihaz var ama ben kendim genellikle radyo frekansı kullanıyorum. Ve geniş tabanlı radyo frekansı olarak kullanıyorum. Evet. Çünkü karın bölgesi çok geniş bir bölge oluyor. hastayı konforlu bir şekilde sadece yüzeye böyle hafif kapanacak ama hiçbir şekilde rahatsız etmeyecek. Hı -hı. 200 watt gücünde çok yüksek bir enerjiye sahip ama hasta çok az bir ısı hissediyor. Son derece konforlu yatıyor. Ve buradaki yağ dokusunu direkt yağ dokusuna görüyor. Yağ dokusuna direkt ısıtıyor ve enerji olarak vücuttan harcanmasını sağlıyor. Yani şöyle örnekleyebilirim izleyicilere, buzukta bir tereyağı var koydun sıkı sıkı evet. çok böyle hmm. hani atsanız bir evet. tarafı kırar. Buradaki yağlanma da aslında bundan farklı değil. Özellikle dediğim gibi yani insülin direnci ve menopoz hastalarındaki yağlanma. Çünkü menopoz hastasındaki yağlanma da nereden kaynaklanıyor? Östrojenin azalmasından dolayı buradaki yağlanma. E, hormonal olarak yetersiz olduğu için çok daha yüksek ve sık oluyor. Burada işte çok yüksek bir ısı kullandığımız zaman bu bölgeyi biz eritiyoruz. Yani yağı sıvılaşmış hale getiriyoruz. Daha az enerji aldığı zaman da vücut onu otomatikmen hızlı bir şekilde harcıyor. Çünkü siz de bilirsiniz hekim olarak biz hareketli bölgelerimizi kolumuzu bacağımızı neresi hareketliyse evet. neresi sıcaksa vücut gider en kolay noktadan yağı yakar. Hmm. Orada çünkü zaten orada bir zaten hazır yani sıvı halinde yani demek istiyorsun. Tabii, O bölgeler hazır ama hazır halde sıvı bir evet. e, doku var yağla, yağ yağ sıvılaşmış halde. Hani kalkıp da burada başka bir yerden kastan onu er, kasın üstündeki yağı eritmez. Evet. Hareketli bölgeyi hiç dokunmaz. Hareketsiz olan direkt bölgedeki Bölgeden yağı var. direkt ısıttığımız için gider oradan yoğun bir şekilde oraya sıvılaştırdığımız için hızlı bir şekilde direkt karın bölgesindeki yağlanmayı çözülüyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. O kadar çok sorun var ki çünkü çok önemli bir <laughs> konu yaz gelirken hepimiz bunu dinleyeceğiz sizden. <laughs> evet. Ama hemen diğer konuğuma Gizem Hanım'a dönmek istiyorum. Şimdi hocam bizde böyle bir büyük bir sıkıntıdır böyle. göz gözaltı morlukları bizi yorgun gösterir işte ne bileyim değil mi? Böyle bir tabi tabii. Yorgun ve karanlık biraz da yaşlı gösterir, gösterir, yaşlı gösterir. Bu gözaltı morluklarını biraz çözümü var mıdır? Ondan bahsedelim istiyoruz. Tabii. şimdi benim aslında bu işte olma sebebim gözaltı morluğu. Bundan yıllar öncesinde e, ta ortaokul zamanlarımdan bu yana hep kapatıcılarla gezerdim. Ama o zaman tabii bilmiyordum gözaltı morluğunun ne yapılır, nasıl tedavi edilir. Ankara'da üniversiteyi kazanıp Ankara'ya gittiğimde Ankara'daki bir doktor bey bana yardımcı olmuştu. Ee, gözaltı morluk, morluğuyla ilgili hep şunu söylüyorum. Damdan düşeni damdan düşen anlar hesabı. Ee, Başınıza gelince. Aynen başa mi? gelince bu konuda belki biraz daha hassasiyetim oluştu. Şimdi gözaltı morluğunun sebebini bildiğimiz zaman yine tedavi etmesi biraz daha kolay oluyor. Hiçbir zaman yüzde sonuç alınmıyor gözaltı morluklarında. Bir defa hastalara mutlaka bunu Başında bildirerek tedavi sürecine başlamak gerekiyor ve diğer tedavilere nazaran biraz daha uzun bir tedavi gerekiyor. Çünkü aslında morluğun sebebi genel bir dolaşım bozukluğundan kaynaklanıyor. Hmm. E, üç tane sebep sayıyorum ben hastalarıma da. Bir, genetik morluk. Genetik morlukla kastettiğimiz şey aslında damarların doğuştan daha yüzeyde olması. Bileklerinize bakarsanız eğer mavi mor damarları daha net görürsünüz. Çünkü yüzeydeki damarlardır bunlar. Gözaltımızda altımızda da o damar ağ çok geniş ve çok homojen yayılmış bir ağdır ve yüzeyde oldukları zaman mavi mor genel bir homojen görüntü verir. Hı hı. Bu bizim için genetik morluktur. Bunu ne yaparsak yapalım tedavi etme şansımız yok. Diyelim ki bu morluk 11'im. Bunun üstüne eklenen dolaşım bozukluğu, oradaki dolaşımı bozan sigara, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı ya uykusuzluk da, da uykusuzluk da var tabii değil mi? E, ya da dış faktörler. Kötü hava şartları, stres bunun gibi durumlar oradaki dolaşımı ekstra bozar üzerine bir 10 birim daha morluk eklenir. Hı hı. Bunun üzerine bir de eğer gözaltı oluğu dediğimiz bu tir traf hattımızda artı bir boşluk varsa bu da onu çerçeveler bir 11 birim morluk doğ eder diyorum ben. Hı hı. Yani topladığınız zaman 30 birim morluktan 10 birim ile yaşamak zorundayız ama 20 birimi tedavi edilebilir. Yani üçte biri tedavi, üçte biri kalıcı, üçte ikisi tedavi edilebilir gruptadır. Hı, hı Hastalar bazen şu konuda yanılgıya düşüyorlar. Çünkü bir dönem gözaltı ışık dolguları morluk azaltır diye bir e, şey Çok oldu, söyleme söylem oldu. Aslında evet azaltır ama göreceli olarak azaltır. Bizim için sadece üçte birlik, dört, dörtte birlik kısmını tedavi edebilir gözaltı ışık dolguları. Çünkü o çerçeve hattını yok edebiliriz. Bunun devamında mutlaka yine dolaşımı hızlandıracak anti-aging yöntemlerle sürekli oraya e, gençlik aşıları enjeksiyonları, vitamin enjeksiyonları ile oradaki dolaşımı hızlandırarak da bahsettiğimiz bu dolaşım bozukluklarının üstesinden gelebiliriz. Ama tabi burada yine en önemli nokta altta yatan faktörü tedavi etmek. Hastada kansızlık varsa onu, tiroid problemleri varsa onu tedavi etmek çok daha doğru bir yöntem tabii ki. Evet. E, tedavi süreci biraz uzundur. Ben o hastalarımı ortalama bir yıl gibi bir süre e, ...veriyorum şimdi. bununla alakalı. Hı hı. Ama bir yıldan sonra da... ...ne yazık ki iş bitmiyor. Sabırlı olmak lazım aslında sonucu Tabii. almak için. Şimdi diyelim ki o gözaltı olunu doldurduk. Geriye kaldı 20 birim morluk. Dolaşımı hızlandırıcı işlemlerde... ...bir yıl boyunca tedavi ettik ve onu da hallettik. Geriye kaldı 10 birim genetik morlumuz ama... ...ilerleyen zamanlarda... ...yine kişi stres'e girdiği zaman... ...uykusuz kaldığı zaman... ...altta yatan bir hastalığa çıktığı zaman... ...dolaşım bozulduğu anda tekrar morarma artmaya başlıyor... ...gözaltı hı hı. morluğu. O nedenle ara dönemlerde idame tedavi gibi birkaç ayda bir yine dolaşımı hızlandıracak işlemler öneriyorum. Hı -hı. Onda da hep şunu söylüyorum, yaptıracağınız işlemi sadece gözaltınıza yaptırmayın, tüm yüzünüze yaptırın. Aynı anda aynı anda anti-aging işlemlerinizin de idamesini yaptırmış olursunuz evet. diyorum hastalarıma. Evet, peki ne kullanıyorsunuz hocam? Gözaltı morluğu, çukurluğu çok güzel tarif ettiniz, detaylandırdınız. Bu matematiği de işin içine sokarak hakikaten renklendirdiniz Hı -hı. kendi adıma da. Neleri kullanıyorsunuz peki ajan olarak? Şöyle ee, kısaca anlatabilir misiniz? Işık dolgusunda zaten e, cilt dolgularını kullanıyoruz. Onlarda birkaç tane zaten FD onayı olan marka var. Evet. Onları kullanıyoruz. Onun dışında dolaşım hızlandırıcılarda ben şu anda genellikle yine lazerle cilt doku, doku yüzeyine hasar evet. verme Devamında da genellikle ben gençlik aşıları kullanıyorum. Çünkü gençlik aşılarının içinde hiyonik asitler var. Ve oraya dokuya hiyonik asit enjekte ettiğimiz zaman doku altına hızlı bir su tutulumu yapıyor. Bu nedenle oradaki dolaşımı çok daha hızlı bir şekilde hızlandırıyor. Yani farklı seanslarda yapıyorsunuz ama tabii, bu tür tabii, farklı tabii. yaklaşımları farklı tabii. seanslarda ortalama 3-4 hafta aralıkla arka arkaya seri işlemler yaparak dolaşımı biraz daha düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu iş genetik midir hocam? Yani gerçekten aileden gelen bir şey midir bu gözaltı morlukları? Aslında şöyle Evet tamamen genetik değil ama Hı -hı. ailede herhangi bir bireyde varsa görülme sıklığı kesinlikle artıyor. Hı -hı. Çünkü genellikle damar yapısı ya anneyle ya babayla ya işte dedeyle anneanneyle hani e, atalardan gelen damar yapısıyla genellikle uyumlu oluyor ama Hı -hı. tek başına spot hiçbir ailede kimse de gözaltı morluğu yokken spot tek işte de çıkabiliyor. çıkabiliyor. Evet, Peki hocam çok teşekkür ederim Her bu kıymetli ederim. ve aydınlatıcı bilgiler için hemen e, medikal estetik hekimi Beste Hanım'a dönmek istiyorum. Şimdi bu e, kolajen uygulamalarından bahsettik. Kolajen uygulamaları için en doğru başlama yaşı nedir? Şimdi 25 yaşında yaşlanmaya başlıyoruz. Bu çok acı bir durum. <laughs> Farkındayız. Ama hani kolajen için ya 30'dan sonra olsa daha iyi olur dediğiniz bir durum var mıdır? Sizden Şimdi dinleyelim. Kolajenimiz 25 yaştan sonra ortalama %1'lerde birlerde. Azalma meyiline gidiyor yani hmm. hemen biz 25'te düşük bir çok rakam, düşük tabii. bir rakam ama üzerine 45 yaş desek oldukça bir rakam evet, oluyor. Hızlanmış oluyor hızlanmış aşağı doğru iniyor. İşte o, o kaliteyi iyi tutmak önemli yani hmm. kolajen içinde geçerli bu e, beslenmede eksikler hepsi evet. bir bir bütün. Yani bunu e, genç yaşta önlem alarak yol alırsak e, ilerleyen yaşlarımızda yapacağımız işlemler de azalıyor e, ve edeceğimiz sonuçlar da daha iyi oluyor. Şimdi ben bu aralar şöyle bir şeye taktım, bir kolajen hapına başladım. Onu Hı -hı. sormak istiyorum. Hı -hı. Doğru mudur? Ne kadar kullanmak lazım? Gerçekten etkisi var mıdır? İkincisi de bu kolajenle ilgili olan bazı gıdalar var. Hepimiz duyuyoruz. Hı hı. Şimdi haftada bir günde ben mesela paça çorbası içmeye çalışıyorum. Kolajen arttırsın diye. Bunlar doğru mudur hocam? Size soruyorum. Yani e, beslenmeyle ilgili kısımda Gülşen daha iyi aydınlatacaktır. <laughs> evet. Çünkü o Gülşen anlamda. oradan gülüyor. Ama Atıyor, evet. Siz e, Şöyle <laughs> beslenmenin bence faktör olarak çok etkisi var. E, bizim yaptığımız işlemlerde de sigara içiminin işte sporun yani biraz e, tamamen kombine iş. Yani hı hı. yaptığımız iş o. Yani sadece bizim yapmamız bir şey sonuçlandırmıyor. Bireyin de dikkat etmesi gerekenler var. Hı hı. Yani haplar veya solüsyonlar var. Tabii ki sistemik olarak onlar işe yarıyor ama biz daha efektif istediğimiz evet. için bölgesel evet. çalışıyoruz. Direkt oraya enjeksiyon uyguluyoruz. Hı hı. O yüzden hani sistemik olarak kesinlikle faydasını göreceğinizi Peki düşünüyorum. Peki yaptırdı kolajeni diyelim. Hı hı. Hafif böyle bir doğal dolgunluk da verdi cilde. Hı hı. O parlaklığı ilk seanstan itibaren görüyor mu hasta? Yani işlem bugün yapıldı. Hemen Yarın mükemmel bir yüzünüz olmuyor tabii Hı -hı. ki. Ama ortalama bir hafta sonra çok yavaş şey. yavaş Hı -hı. hani o salınım gerçekleştikçe o hissiyatı daha iyi anlıyor kişi. Hı -hı. Yani o bir anda yapıldı ben yarın hemen çok iyi olacak e, algısı olmamalı zaten. Hı -hı. Yaptığımız birçok işlemde bu algı olmamalı çünkü e, bunun da bir süresi bir ya evet. biyo yararlanımı var. Yani bir evet. anda işlemi yapıp hemen sonuç alma gibi bir şey söz konusu değil. Ama bir hafta gibi bir sürede etkinliğini hisseder kişi. Hı -hı. Zaten tekrarlıyorsunuz bu seansları tabii. değil mi? Yani hastalara her şeyde olduğu gibi biraz sabır telkin etmekte fayda evet. var. Evet. Yani hâlâ. herkesin evet. birden böyle sihirli çubuk değmiş hemen toparladığınız e, yani çok daha iyi bir sonuç almış diyemiyoruz. iyi bilgilendirme i̇yi yapmak gerekiyor hastaya. Yapma. Çünkü... Peki bunu bir öğle arası uygulaması diyebilir miyiz? İş arasında geldi hemen uygulamayı yaptırdı işe döndü var mı böyle bir şansı? Ee, çok basit ufak yine çok şu an acısız bir işlem küçük iğnelerle ya da iğneleme teknikleri yaptım. Krem sürülüyor Uyuşturucu kremler? Eğer bireyde çok böyle bir ağrı eşiği düşükse uygulanabilir. Hı hı. Ama işlem öyle arası çok rahat yapılabilir. Yani yarım saatlik bir sürede işlem yapılıp normal hayatına dönebilir birey. Öyle bir engeli yok. Ne kadar yok. güzel değil mi aslında? Ne kadar kolaylaştı bu tarz tabii e, uygulamalar. Tabii teknoloji gelişiyor, ilaçlar gelişiyor. Evet. Herkes genç kalıyor. Bunlar evet. önemli şeyler tabii. Gerçekten artık insanlar yaşanmıyor ama yani özellikle ben İstanbul'da hani bulunduğumuz ortamda baktığımda Herkes şimdi, şimdi size bakıyorum maşallah herkes o kadar güzel ki. Hakikaten dışarıda sokakta gördüğüm pek çok insanda bence kendine göre aktif olarak bilinçlenmeye başladılar. Tabii işimiz estetiğinde burada çok etkisi var hocam. Da, ö, i̇şte kıymetli konuklarımızdan bilgileri izleyicilerimize iletiyoruz. Ee, peki kolajen artırımını etkileyen gıdalardan bahsedelim biraz da. Birazdan Gülşen hocama da onu soracağım kesin de sizden de tavsiyeleri alalım. Yani e, sağlıklı beslenme. Yani her şeyin başı sağlıklı beslenme, her şeyden olduğu kadar tüketme. Yani bir şeye çok fazla hı hı. tüketmek ya da bir şeye çok az tüketmek gibi değil, sağlıklı beslenme. Yani yaşınızın bilincinde olacaksınız, yapmanız gerekenleri düzgün yapacaksınız. Hı hı. Bir defa sigaranın ben hayatımızda olmaması gerektiğine hı hı. inanıyorum. O yüzden sigara birçok yaptığımız işlemin de yarılanma ömrünü azaltıyor. Yani bu bizim işlemlerimizde, cerrahide, yani iyileşme sürelerini geciktiriyor. Evet. Yani o yüzden beslenme ve artı sigarasız bir hayat diliyorum bütün bayanlara. Peki Özellikle. hocam mesela kolajende de hafif böyle bir doldurucu bir madde var diyoruz ya doğal dolgu. Yüzünde dolgu olan bir hanım size geldi ama ben kolajen uygulaması istiyorum dedi. Yaptırabilir mi? Yaptırabilir. Hatta yapmış olduğu dolgunun da etki süresini biraz daha uzatma şansı var. Bu da çok var. güzel. Daha yani üstüne ilave olarak yapılabilir kesinlikle. Harika. Çok teşekkür ederim. Hemen hocam buradan size dönmek istiyorum. Şimdi karın bölgesi yağları derken önce bir kolajen konusunu bir aydınlatalım istiyorum, değil mi? Evet, çok önemli. Şimdi o, biz kolajenimizi nasıl artırırız hocam? Beslenme konusunda siz bize bir anlatır mısınız? Yani şöyle e, tabii hani sağlıklı beslenme deyince tabii içinde bir çok e, çok geniş bir konu tabii, bu. Tabii tabii. Yani şöyle bu bir bilim e, dalı zaten, değil mi? E, ben 29 yıldır çalışıyorum e, ve yani şu an ikinci kitabımı yazıyorum. E, o kadar e, çok geniş ki. Şimdi e, kolajeni artıracak faktörler. C vitamini çok önemli. C vitamini hmm. mutlaka çok düzgün almamız gerekiyor. Hani günlük 1000 mg ölçüsünde tüketmek evet. gerekiyor. Bunun haricinde e, paça çorbası ben yıllardır söylerim. E, kelle paça lütfen için diye. Bu da biraz çünkü kemik ve kolajen yoğunluğu. Evet. Ee, dışarıdan alınan kolajenlere çok katılmıyorum. Hı. Onlar çünkü e, yani molekül olarak çok e, hani yeterli değil. E, o yüzden hani onun vücutun e, çok yeteri kadar emilim gerçekleşmiyor bağırsakta. Anladım. Çünkü bizim almamız, ön, yani dışarı alırsınız Hı. ama burada bağırsak sindirimi de çok önemli. Tabii, tabii onun için de ona çok katılmıyorum. Yani Hı. ticariye biraz dikkat etmek çok gerekiyor Çok popülerleşti burada. de o yüzden hocam. Yani dikkat etmeniz gerekiyor. Yapalım. Yani biraz fazla bir şeyin reklamı yapılıyorsa ben orada yokum diyorum. Hı. Hep altını biraz böyle hani bir bakarım burada ne var diye. Onun için son derece dikkatliyimdir hastalarıma verirken de dikkatliyimdir orada. Hı hı. Ee, yani genel anlamda protein, bir, bir kolajen nedir? Proteindir. Protein yapısını iyi korumamız gerekiyor. Hı hı. Bu detokslar vesaire bunlar çoğu kolajen yıkımı gerçekleşiyor. Hı hı. O yüzden bunlara daha dikkat etmek gerekiyor. Evet şimdi bir de det detokslarla dediğiniz gibi o sıvı beslenmelerle proteinden de uzak kalınca Belki o da yani bizim... mevsimsel olarak böyle bir ee yani ee flash diyetler ortaya çıkıyor. Evet. Hiçbir zaman flash diyet diye bir şey yoktur. Hı. Herkesin beslenmesi özeldir ve bu çok önemlidir. Ee, özellikle bu programlar sayesinde sizlerin sayesinde bizler e, anlatabildiğimiz için halk evet. artık gerçekten çok bilinçlendi. Tekrar Hı -hı. teşekkür ediyorum. Biz Çünkü teşekkür ederiz. Çünkü bilinçlenmek e, hastaları bilinçlendirmek çok önemli. E, o zaman hani bize de ne soracaklarını biliyorlar. Evet. İşte bir cihaz anlatırken daha önce onu incelemiş oluyorlar. Bizim de işimiz kolaylaşıyor. Evet. O yüzden e, sonuç da çok mükemmel oluyor. Hı -hı. Çünkü bizim için bir hekim için bir beslenme için önemli olan ne? Gelen hastayı mutlu etmek ve gerçekten sonuç vermek, kalıcı sonuç vermek evet. diyorum ben hep. Yani Biz e, gelen geçen bir işlemlerden bahsetmiyoruz. Hı hı. Yaptığımız işler sonuç verecek. Yıllar yılı hasta onunla mutlu olacak. Evet. Bir de daha sonra da bunu nasıl koruyacağını bilmesi, bilmesi gerekiyor. Şimdi karın bölgesi yağlanma da öyle bir yağlanma ki biz bunu e, gerçekten tedavi ediyoruz. Hı hı. E, cihazla müdahale ediyoruz. E, 4-5 seansta... Mükemmel sonuç alıyoruz ama beslenmesine oradan tekrar dikkat etmesi gerekiyor. Bir de yani iki senede bir tekrar bir iki seans girmesi gerekiyor. Evet. Ben bundan 20 sene önce o zaman bir cihaz isim vermeyeceğim şimdi Fransa'ya gittiğimde kabinlerde böyle cihazlara girip çıkan bayanları gördüm. Ne oldu hani niye bu kadar hani yoğun burası ve hepsi ince. 38-40 beden hepsi hanımların böyle manken gibi hepsi cihazlara girip çıkıyor ee, ve o zaman ilk kez şunu gördüm yani kişiler kilo almadan hmm. yani korumak ve e, özellikle kolayca. kolajen dokusunu korumak daha fit olmak için e, sürekli koruma programlarına giriyorlar biz e, ben şahsen yıllardır koruma programını öğretmeye çalışıyorum hastalarıma evet. tedavi etti karnını şey diyorum ki 6 ayda bir kere gelin bir seans yapalım. Orası koruyalım. Üzerine kilo almadan, üzerine Hı -hı. tekrar yağlanma olmadan, insülin oynama yapıyor. İnsülinimiz evet. oynamadan tekrar bir bakalım diyorum. Hı -hı. Ben bana gelen hastaların hepsini öğrettim artık çok şükür. Ne kadar güzel. Ya, <laughs> bu çok önemli çünkü. Evet. Buradan Hiçbir da mesajı vermiş olduk. Evet, müsaade dersen Tabii. Sevilay'cığım. Hasta geldiğinde ne kadar incelmeyi tahmin ediyorsunuz ya da beklentisini doğru bir yere oturtmak adına? Kaç beden ince? Genellikle bize de sorarlar. Liposakşın içi gelen hastalarda beden. siz de bilirsiniz. Yani hocam ne kadar küçüleceğim? Şu anda işte şu bedeni giyiyorum ama şu bedene gi girebilir miyim gibi. Siz neler söylüyorsunuz? Ya ben e, hep gerçekçi olmayı hep severim. Yani e, hastayla gerçekçi konuşmak çok önemlidir. Çünkü verebilecek sonuç ve e, ne kadar genellikle... Zaten cihaz mükemmel sonuç veriyor ama burada dediğim gibi yani diyetine de dikkat etmesi gerekiyor. Yani şöyle bir 4 seansta benim hastalarımda 15-20 santim olanlar var. Bunun üstü olanlar Yazan var. Değil. Çok ciddi görüntülerim var. Mükemmel sonuç veriyor. Ama önce hastayı iyi tanımak gerekiyor. Yani ilk 1-2 seansta iyi inceliyorum. Tabii. Sonra düzenli gelmesini sağlıyorum. Haftada bir gün bir saat ayırıyor. Evet. Ve o bir saat zaten 45 dakika yeterli geliyor. Çünkü eski cihazlara evet. göre şu an hep konuşuyoruz. Evet. Konforu çok yüksek. 200 watt gücünde bir cihaz. Ve mükemmel derecede o bölgeyi ısıtıp hızlı bir yağ atılımına... Selülit için de aynı zamanda etkisi var değil mi hocam? Aynı evet. cihaz değil farklı bir cihaz. O da orada da selülitte yani kullanılıyor. Radyo frekans mı? Radyo frekans yine. Ben biraz radyo frekansçıyım. Seviyorsunuz. Yani radyo, radyo frekansı 20 yıldır kullanıyorum. Mükemmel sonuç veriyor. Özellikle bacak kontürü... Kol altı kontürleri hani sadece şey değil göbek değil. Hı. Şimdi zayıflattığın zaman 30 kilo 20 kilo verilince göbekle birlikte kol altı, iç bacakta evet, da evet. sorun oluyor. oralara da toparlıyorum. Deri gevşekliği içinde katkısı oluyor da Tabii, der misiniz? Mükemmel çünkü evet. kontrollü bir şekilde hasar oluşturuyoruz orada. Yani hepimizin evet. yaptığı işlem aslında o. Hı. Ciltte hasar oluşturup hadi artık sen biraz çalış yeni hücre yap. Tembelleştin evet. ya hadi biraz çalış diyoruz orada. Ona biraz dokunuyoruz yani. Onu evet. dokunduğumuz vakit o zaman hızlı bir şekilde yeni hücre oluşmuyor. Exact. Biz zaten yeni hücre oluşturduğu evet. zaman yüz, hep bütün işlemler bunu gerçekleştiriyor. Daha fresh, daha sıkı, daha canlı ve yağsız bir vücut kitlemiz oluşuyor. Evet. Bu çok önemli. Çok teşekkür ederim hocam. Yani gerçekten çok ilginç e, bilgiler oldu çok. bunlar çünkü karın bölgesiyle ilgili hep bir soru işareti vardı aklımızda. Neyse bunun da çözümünün olduğunu yüzden duymuş 100. olduk. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli konuklarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Bu haftaki işimiz estetik programında yine çok değerli bilgilerle ekran başındaki izleyicilerimize ulaştığımızı düşünüyoruz. Ee, i̇yi ki geldiniz. Çok teşekkür teşekkürler. Ederiz. Teşekkür, <laughs> teşekkür, deymiş, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler çok kısacık bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Profesör Doktor Birol Civelek bizlerin merak ettiği soruları yanıtlayacak. Programımızın ikinci bölümünde Profesör Doktor Birol Civelek bizlere merak ettiğimiz soruların cevaplarını verecek. Hocam şimdi sorularımı hazırladım gene. Bekliyorum sevgiler. Şimdi biz bu botoksu çok duyuyoruz, yaptırıyoruz evet. da. Fakat botoks nedir? Öncelikle bunu bir öğrenmek istiyoruz. Evet, botoks aslında ne değildir diye söylemem lazım, başlamam lazım. Botoks bir yılan zehri falan değil. Ay evet Onu, o da var değil mi? Bu klasik çocukta? yılan zehri mi enjekte ediyorsunuz? Şehir efsanesi. Evet, botoks aslında bir ilaç. Yani 30-40 yıldır e, şaşılıkla ilgili sorunlarda kullanılmaya başlanan bir ilaç. Ama kaslara etki, etki ettiğini bildiğimiz için e, son yıllarda, özellikle son 20 yılda, ee, hareketli alanlarda oluşan çizgilerin ortadan kaldırılmasında ya da silikleştirilmesinde hı hı. son derece etkili bir ilaç. Bildiğimiz ilaç. Basitçe hı hı. böyle tanımlayabilirim. Peki e, botoks uygulamaları hangi yaşta başlamalıdır? Çünkü bu konuda da insanların aklı çok karıştı. Belli bir yaştan sonra iyice kırışıklıklar arttıktan sonra de, diyen var. Tam kırışıklıklar başlamadan aslında kontrol amaçlı başlamak gerek diyenler var. Bir de yan etkisi var mıdır? Var. Her ilacın olduğu gibi her cerrahi işlemin ya da e, tıbbi girişimin olduğu gibi bunun da tabii yan etkileri olabilir. Ama artık günümüzde hep diyoruz ya teknolojiye bağlı olarak e, ilaçların geliştirildiği yöntemler de ilerletildiği için, geliştirildiği için çok daha az. Yani hiçbir şey, yürümenin bile... İstanbul'da sokakta yürümenin bile bir riski olduğu gibi. O bile gibi. risk, haklısınız. <laughs> Güzel bir örnek oldu. Yani dolayısıyla her şeyin bir riski var ama bunlar öyle eskisi gibi yaptıkta kötü oldu dedirtecek, dedirtecek cinsten değil. Kesinlikle. Peki e, hep konuşuruz programımıza gelenlerle de. Bir de hiyalülenik asit var hep duyuyoruz. Acaba bu botoksla aynı şey midir? İnsanların aklı orada da karışık. Şimdi evet doğru. Ee, i̇nsanlar geldiği zaman hastalarımız genellikle botoks yaptıracağım diye geliyor. Ama gösterdiği alan dolgu yapılması gereken bir alan. Hı hı. Nedir? Gülme çizgileri, dudak. Yanaklar, bu gibi alanlarda dolguyu kullanıyoruz. Başlıkları. Şimdi Sevilay tekrar geri dönmek istiyorum aslında. Botoksun yaşı var mı? Bu çok güzel bir soruydu. Evet. Bence bunu iyi yanıtlamam gerekiyor. Doğru. Çünkü bu programda biz bilimsel gerçeklerle Kesinlikle. gerçek verileri, gerçek bilgileri sunmamız gerekiyor. Ben de bununla gurur duyuyorum. Şimdi yaşı, evet botoks bildiğimiz botulinum toksin ya da nörotoksin adlarıyla da zikretmemiz gerekiyor. Bunlar her yaşta uygulanabilir şeyler. Ee, düşünün az önce şaşılıktan bahsetmiştim. Ee, o yaşlarda bile çocuklarda bile kullanılabiliyorken şimdi de kullanabiliyoruz. Yani hı hı. botoks ya da tok, e, dolgunun yaşı aslında yok. Bakın çevrenize 18 yaşında 17 yaşında genç kızlar dudak dolgusu istiyor. Hı hı. Ee, yani bu tabii felsefi bir konu tartışılması gereken bir konu ama ilaç olarak düşündüğünüzde e, ilaç ya da bir ürün olarak düşündüğünüzde botulinum toksinin de e, dolguları da 17-18 yaşlarda başlamak mümkün. Geç kaldım diye bir şey yok ama her zaman söylüyorum. Saati biz durdurup bu ajanlarla, bu ilaçlarla bu kullanım şekilleriyle saati durdurup biraz geri alıyoruz ama saat tekrar çalışmaya başlıyor. Onun için. Yani ki? dolayısıyla yaşı diye bir şey yok. Evet. Acaba çok mu erken başladım? Ya yüzünü, cildini bozma diyenler oluyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Hı hı. Yani bir de şu soru sorulur genellikle. E, yaptırdım. Çok daha kötü mü olurum bırakırsam bunu? Bu bir kötü bir alışkanlık değil. Yani hı hı. bu çağın gerekliliği. 21. Hı hı. yüzyılda hepimiz kendimize daha çok dikkat ediyoruz. Dolayısıyla bu ajanların, bu ilaçların hiçbir şekilde Normal yaşlanmayı dahi bozan, sistemini bozan, fizyolojiyi bozan bir etkisi yok. Bu konuda seyircilerimiz rahat olmalılar. Hatta fazlasıyla mimik kullanan, genç yaşta da o kırışıklıkların başlangıcını gören kişiler mümkün olduğunca erken başlamalı ki ileride o çizgiler Kesinlikle. derinleştiğinde de daha zor de ve sorunlu bir Kesinlikle. şey durum olmasın diye. Peki hocam ilk defa duyuyorum memeye ve popoya da dolgu yapılıyor. Neden mesela? Çünkü meme büyütme operasyonlarını biliyoruz. Ee, böyle bir uygulama mı var? Şimdi evet bu da çok spekülatif bir konu. Hı -hı. Hassas bir konu. Seyircilerimizin dikkatli olması gerekiyor. Evet. Şimdi hep soruluyor ya e, ne kadar bunun kalıcılığı. Ama işte botoksta diyorsunuz 3-5 ay, dolguda 6 ay, 1 sene bir 1,5 sene. Ama hocam bunun hayat boyu süreni yok mu? e Var. Olmaz mı? Her şeyde olduğu gibi o da var. Ama bunların yan etkisi ve riskleri inanılmaz derecede yüksek. Yani dolayısıyla ben şahsen 30 yıllık yaklaşık 30 yıla yaklaşan mesleki hayatımda bir kere bile kullanmadım kalıcı olanları ya da çok uzun süreli olanları. Evet bunların cazibesi var ama beraberinde riskler evet. çok yüksek olabiliyor. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi Mehmet'e de. Popoda da büyütme amaçlı tabii ki silikondan insanlar bazen korkabiliyor. Ama silikon da artık e, memede kullanılan popoda kullanılan silikon protezler implantlar hı hı. öyle eskisi gibi tehlikeli değil. Hı hı. Ama ben şahsen şahsi görüşüm tabii ki meslektaşlarım var bunları yapan daha uzun etkili olanları memede ama ben birçok hastayı ameliyat ettiğimi biliyorum. Evet Yani bunların reaksiyonundan dolayı ve geri gelmesi mümkün olmayan hasarlar kalıcı hasarlar. Komplikasyonlar yaratabiliyor. Evet. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Benim şahsi kanaatim bu şahsi kanaatimdir ama bütün dünyada da bilimsel çevrelerde... Hocam bir profesör dönemiz. olarak söylüyorsunuz bunu evet, da izleyicilerimiz muhakkak yani gerekiyor. değerlendirecek. E, bilimsel olarak bu kalıcı ya da çok daha uzun süren etkili dolguların ya da ilaçların kullanılmasını hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Anlıyorum. Peki hocam biraz da yağ enjeksiyonlarından bahsedelim. Yağ enjeksiyonu nasıl yapılır? Kalıcılık süresi nedir? Evet şimdi e, demin dediğiniz dolgular kalıcılığı konuştuk komplikasyon evet yağ dokusu kendi dokumuz ama kendi dokumuz diye bu yapay dolgulara ki çok doğal gibi üretiliyor bunlar DNA teknolojisiyle ve buna benzer teknolojide kesinlikle vücudun kabul ettiği, hiçbir şekilde sıfıra yakın neredeyse reaksiyonun olabildiği ajanlar bunlar. Hele hele kaliteli markaları kullandığınızda. Hı hı. Yağ dokusu evet bir dolgu materyali olarak hatta rejeneratif tıp dediğimiz e, dokunun yeniden yapılmasına yönelik olan ilgili bilim dalının uğraştığı hı hı. çok önemli bir e, doku ve hücre. Yani adeta yağ dokusu vücut için altın dokusu, altın madenik. Hep anlamında. onu söylersiniz evet, doğru. Evet, hep söylüyorum bunu. Hı -hı. Ama sonuçta ya ameliyat bir hocamın dediği bir şey var. Ameliyat ameliyathanede yapılır. Evet. Şimdi sonuçta basit bir işlemdir ama yağ dokusunun liposakşınla alınması ama bunu ameliyathanede yapmak lazım. Hı -hı. Siz Şimdi ben size desem ki, Sevilay gel, sana dolgu yapacağım ama yağdan yapacağım. Sizi ameliyathaneye götürmem lazım. En azından lokal enjeksiyon vesaire anestezi gerekecek. Dolayısıyla yağ evet çok e, anlamlı bir doku. Ama kalıcılığı da soru işareti. Bunu evet, da anlatmam lazım. Evet. Dolayısıyla yağ enjeksiyonunu, yağ dolgusunu eğer başka bir ameliyat yapıyorsam ben nedir? Çene ameliyatı yapıyorumdur, burun ameliyatı yapıyorumdur, karın germe yapıyorumdur, hı hı. silikon implantı, meme büyütme yapıyorumdur. O zaman kullanırım ve kesinlikle de yapay olanı önermem. Hı hı. Dolayısıyla yağ dokusunun bu şekilde değerlendirilmesi lazım. Yağ dokusunu ancak bir ameliyat göze alındığında hı hı. ya da kombine ameliyatlar yapıldığında... Kullanılmasında fayda var ama dediğim gibi kalıcılıktan da bahsedecek olursam biz bir yılda yağ dokusunun yüzde elli kadar kaldığını düşünüyoruz. Evet. Yani biraz gene fazlasını... de kalıyor aslında. Kalıyor bence kalıyor çünkü Hı -hı. içinde kök hücre var Hı -hı. ve vücuttaki kök hücrenin yoğunluğunun en çok olduğu kemik iliğinden fazla Hı -hı. yağ dokusu. Peki hocam şimdi son dönemde bir de burun dolguları ve çene dolguları konuşulmaya başlandı. Biraz da onlardan bahsedelim. Çünkü evet. ciddi bir biçimde şekil değişikliği yaratabiliyor yüzümüzde değil evet. mi? Olumlu anlamda Çok da tabii. güzel oluyor. Tabii evet. Dolgu. İşte bunlar e, ya dolguların son yıllarda kullanıldığı popüler alanlardan birisi. İşte demin dedim ya yağ dolgusu dediğimizde ameliyathane şartlarını düşünüyoruz. Herkes bunu kabul etmeyebilir. E Şimdi burunda da e, genellikle burun dolgusu ameliyatsız burun estetiği diyorlar. İşte o zaman bu devreye giriyor. Çenede de aynı şekilde. Hı hı. Ben de çok sık kullanıyorum burun dolgusunu. Buruna yönelik düzeltmeyi, çeneye yönelik düzeltmeleri çok kullanıyorum. Hı hı. Ama bunlar doğru hastalarda doğru tanılarla yapılması gerekiyor. Evet. Bir plastik cerrahi uzmanı olarak e, ben buna baktığım zaman sık yaptığım bir ameliyat, çene ameliyatları da, hı hı. burun ameliyatları da implantlı olsun, protezli olsun, protezsiz olsun, çene için konuşuyorum özellikle. Hı hı. E, nerede kullanılması gerektiğini daha iyi e, görebiliyorum. Çünkü ben evet. e, deformiteyi tanımlayabiliyorum. Tabii. Biz onu genellikle plastik cerrahlar her türlüsünü yaparlar. Ama plastik cerrahlar genellikle e, daha önce yapılmış burun estetiğinden sonra kalan problemlerde görünen problemlerde bir ameliyathaneye sokmayacak derecede muayene şartlarında basitçe yapabileceğimiz işlemler olduğu için çok daha tercih ediyoruz. Güzel de oluyor ama özellikle burun ucunda e, burun dolgularının kullanılmasını çok e, riskli buluyorum. Yani çok eğitimli olması gerekiyor hekimin. Uzman yani bu ellerde olmak şart. Kesinlikle burun ucu çünkü beslenme açısından uç nokta, son nokta. Doku olarak, e, yapı olarak dolayısıyla e, çok şiddetli problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet. Çok dikkat etmek gerekiyor. Dolaşım problemleri, sıkıntı olabilir. Çenede de aynı şekilde. Evet. Çenede de dolgu en rahat yaptığımız işlemlerden birisi. Ben de çok severek yapıyorum. Ee, ve yağda bir alternatif hatta implant dokularına da alternatif olarak gösterilebilir. Hı hı. Ee, ama bu... onun da kalıcılığını e, bilmek gerekiyor. Anlıyorum. Hocam gene çok değerli bilgiler verdiniz ama süremiz maalesef sona erdi. Ne çabuk geçiyor değil mi evet, programımız? Evet, çok, çok bilgiler çok ediniyoruz ama bu oluyor. arada. Çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim Sevilay. Sağ olun. Evet değerli izleyenler bu haftada yüz gençleştirme yöntemlerinden, karın yağlarımızdan nasıl kurtulabileceğimizden, botoks ve dolgu yöntemlerinden bahsettik. Haftaya yine çok değerli konuklarımızla bu ekranda sizlerin karşısında olacağız. O ana kadar tüm güzellikler sizlerle olsun. Hoşçakalın.